işte Türkiye'nin arabası ve Cumhurbaşkanımız. Büyük alkışlarla lütfen. Evet, bugünü ölümsüzleştirelim istiyoruz. Şöyle sizi ortaya doğru alalım. Cumhurbaşkanımızla birlikte şu iki arabanın bir fotoğrafını alsak. Buyurun efendim. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli ve altı çizilesi bir arzusu var. Made in Turkey değil diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Made in Türkiye diyor. Efendim, sizi şöyle ikisinin arasında fotoğraf çektirmek istiyorlar. Evet, işte Türkiye'nin otomobili, 60 senelik rüyamız ve devrim arabalarına emek verenlere selam olsun. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın fikirlerini nasıl buldunuz efendim? Evet. Daha önce tabii tasarımları sağ olsun arkadaşlarımız bizlere göstermişlerdi. Şimdi artık asıllarını görmüş olduk. Ne kadar iftihar etsek az. Tabii bir de hava bugün böyle yağmurlu falan olmamış olsaydı şöyle bir Ankara yoluna çıkardık. Ama bugün sizlerle burada bunu paylaşalım dedik. İnşallah daha sonra bir yolculuğumuz da olur. Ben tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kutluyorum. Evet, fotoğraf çekimi için Sayın Cumhurbaşkanımızı sahnede kısa bir süre daha ağırlamak isteriz. Ama tabii önce uzun zamandan beri beklediğimiz Türkiye'nin otomobilini Sayın Cumhurbaşkanımız ilk binen oluyor elbette ki. Az önce bu önemli ve Türkiye'nin hayali olan otomobillerimizin detaylarını sizlerle paylaştık. Gürcan Bey ve tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da biniyorlar araca. SUV modelimiz bu efendim. Türkiye'nin otomobilinin SUV modeli. Zaman içerisinde çeşitli modeller bizlerle beraber olacak. Sayın Karakaş şu anda arabamızın içinde, SUV modelimizin içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza arabamızın detaylarını birebir aktarıyor. Ve elbette ki bu gururu hepimiz yaşıyoruz. Çünkü 60 senelik aslında bu asrın hayali diyebiliriz bu araç için. Türkiye'nin otomobili bu. Evet, az sonra fotoğraf çekimimizi gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız otomobille ilgili detayları alırken Sayın Karakaş'tan. Ben de Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sayın Tuncay Özilhan, Sayın Talip Öztürk, Sayın Ahmet Akça, Sayın Ahmet Nazif Zorlu'yu tekrar sahneye davet etmek istiyorum. Bu güzel karede beş baba yiğidi de görelim lütfen. Bu arada az önce Sayın Cumhurbaşkanımız da dile getirdiler. Eğer hava böyle olmasaydı bugün bir test sürüşü gerçekleştirecektik ve elbette ki direksiyonda Sayın Cumhurbaşkanımız olacaktı. Evet, sizleri şöyle alabilir miyim efendim? Şöyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve beş baba yiğidimiz fotoğraf çekimi için hazırlanırlarsa şöyle biraz daha öne doğru alalım sizleri, ne dersiniz? Sayın Özilhan, buyurunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız son derece dikkatle Sayın Karakaş'ın anlattıklarını dinliyorlar. SUV modelimiz, tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Evet.
Evet, böyle buyurunuz efendim. Az sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Karakaş da bizimle birlikte olduklarında fotoğraf çekimimizi gerçekleştiriyor olacağız. Fakat tabii ki hepimizin heyecanı o kadar büyük ki 60 yıldan beri, hatta belki 100 yıldan beri bunu bekliyoruz. Ve çok uzun zamandan beri de bu anı bekliyoruz. Sizlerle paylaşmayı hayal ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu bağlamda Türkiye'nin otomobilinin hayata geçmesi anlamında elbette ki en önemli role sahip. Defalarca dile getirdi. Türkiye kendi otomobilini üretmeli dedi. Programımıza başlarken videoda zaten o günleri size kısaca hatırlattık. Ve işte o günlerden bugünlere geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin otomobilinin direksiyonunda. Evet. Efendim sizi şöyle alabilir miyim? Ön tarafa doğru. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız. Beş Baba Yiğit ve CEO'muz Sayın Gürcan Karakaş. Ben de sizden kocaman bir alkış rica edeceğim. Bilmiyorum söylememe gerek var mı? Fotoğraflarımızı çekelim. Bu arada hazır bu özel ekibi bulmuşken Sayın Cumhurbaşkanımıza bugünün anısına ufak bir hediye takdimimiz olacak. Evet, az önce tecrübe ettiğiniz aracın, otomobilimizin efendim 16'da 1 oranında bir maketini size alamadık mı fotoğrafı? Tamam, bir saniye bekleyelim o zaman. Başkanımıza bu tarihi anın alüminyum 16'da 1 ölçeğinde diyoruz. Evet, Sayın Meclis Başkanımızı ve Sayın Meclis Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve Sayın Binali Yıldırım'ı Sayın Binali Yıldırım'ı lütfen davet edebilir miyim? Meclis Başkanımız efendim. Bu güzel karaya sizi de alalım. Meclis Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Binali Yıldırım da bizlerle beraber. Bir fotoğraf karesi de böyle alalım lütfen. Eşleri de davet edebilir miyiz lütfen? Eşleri de bu güzel karaya alabilir miyiz? Sayın bakanlarımız ve eski meclis başkanlarımızı davet etmek istiyorum. Lütfen eşlerimizi de davet etmek istiyorum bu güzel karaya. Bakanlarımızı ve eşlerini, Meclis Başkan Vekilimizi, Celal Adan Bey'i lütfen, Meclis Başkan Vekilimizi de bekliyoruz. Evet, bu gurur tablosu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hepimizin
Genel Başkan yardımcılarımız, vekillerimiz, eşleri lütfen sahnede bizlerle beraber olurlarsa çok seviniriz.